Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Türk Edebiyatı'nda modernizm ve postmodernizm. Bu videomuzda modernizm ve postmodernizm kavramlarını açıklayıp özelliklerini vereceğim. Daha sonra da ikinci videomuzda da modernizm ve postmodernizmi esas alan yazar ve eserler hakkında konuşacağız. Burada bir söz görüyoruz. Dünya ne anlamlıdır ne de anlamsız, vardır o kadar. Bu söz postmodernist anlayışla özdeşmiş bir sözdür. Çünkü postmodern yazarlar anlamsız yaşama anlam katılamayacağına inanırlar ve bu şekilde onlarla özdeşmiş bir sözdür. Çok da hoş bir söz. O yüzden bu slide'ı eklemek istedim. İlk olarak modernizm kavramı hakkında konuşalım. Modernizm, Latince'de şimdiyi ifade eden modernus kelimesinden türeyen bir sözcüktür. Modernizmin ilk planda geçmişe karşı şimdiki zamanın yüceltilmesini ifade etmektedir. Yani temelde dayandığı fikir, geleneksel sanatlar, geleneksel edebiyatımız, toplumsal kuruluşlar ve günlük yaşamın artık zamanını doldurduğu ve bu yüzden bunları bir kenara bırakılıp yeni bir kültür icat edilmesi gerektiğidir. Yani kısaca modernizmde geleneksel olanı günün anlayışına uydurma, geleneksel yapıyı ve anlatımı reddederek yeniyi ortaya çıkarma anlayışı vardır. Burada da kısaca 3. maddede işte gelenekselliği yeni tarza uyarlamak esastır diye modernizmi tanımlayabiliriz. Modernist eserlerde toplumdaki değer çatışmaları, bireyin bunalımları, karmaşık ruh hali, yerleşik değerlere isyan gibi konular şiire özgü söyleyişlerden yararlanarak işte çağrışımlara açık bir biçimde sembollerle anlatılmış. Yani kısaca aslında şunu söyleyebiliriz. Yalın bir dil kullanmaktan kaçınmışlardır. Bunun yerine alegorik anlatım, çağrışımlar ve şiirselliği baza almışlardır. Yine biraz önce saydığım konulardan ve bir sonraki slaytta da göreceksiniz. Kişiler psikolojik özellikleriyle eserlerde yer almıştır. Yine bununla birlikte varoluşçuluk akımından etkilendiğini söyleyebiliriz. Biliyorsunuz ki bu akım bireyin kendi özünü bulması gerektiğini, hür olmanın son derece önemli olduğunu savunuyordu. Modernist edebiyatta da daha çok burjuva toplumuna karşı isyancı yaklaşımı destekleyen şekilde kendini gösteriyor. Ve eserlerde de küçük burjuva aydınının ruhsal bunalımları genellikle işleniyor. Bu yüzden de modern edebiyata, bunalım edebiyatı da diyebiliyoruz. Yani bu şekilde de adlandırılıyor. Konuları biraz önce söylemiştim ama şöyle görsel bir şekilde de görelim. Hangi konular işleniyor? Birey toplum çatışması, yalnızlık, toplumdan kaçış, karmaşık ruh halleri, yerleşik değerlere isyan gibi konular işleniyor. Postmodernizme baktığımız zaman post sonra demektir. Bu yüzden postmodernizmin Türkçe karşılığı modern sonrası olarak adlandırılabilir. Postmodernizm batıda 20. yüzyılın başında başlıyor. 20. yüzyılın ikinci yarısında da kendisini postmodernizme geçtiğini söyleyebiliriz. Yani postmodernizm işte modernizmin devamı ve anlaşılacağı gibi de postmodernizm ana ilkelerini modernizmden almıştır. Yine bununla birlikte işte geleneksel sanat anlayışına karşıdır. Geleneksel dil anlatım tarzını tercih etmezler. Yeni anlatım şekilleri bulmaya çalışırlar. Masalsı imgesel anlatım söz konusudur. Polisiye ögelerden faydalanır. Yine kurmaca bir metin olduğu okura hissettirilir. Biz buna postmodern romanda üst kurmaca tekniği diyoruz. Yani üst kurmaca burada bir roman tekniğidir. Bu teknikte de işte yazar anlatımın bir kurmaca olduğunu okura hissettiriyor.
Bunu da genellikle romanın akışını bozarak okurla konuşuyor. İşte anlatının bir hayal ürünü olduğunu söylüyor. Metni yazma serüvenini olmadık bir yerde romanı keserek mesela anlatmaya başlıyor. Bu tarz da kendini gösteriyor üstkurmaca teknik eserlerde. Yine bununla birlikte kronolojik bir olay anlatımı yoktur. An vardır, zaman akışkan değil, durağandır. Neden sonuç veya eserin başı sonu ya da olayın başı sonu neresi? Bunun bir sıralaması genelde bulunmaz. Yani geleneksel romanlardaki dün, bugün, yarın şeklindeki olan o kronolojik akıp giden zaman yok. Bunun yerine sadece o anı anlatıyor yazarlar. Sadece duruma göre zamanda geriye dönüş yapıyorlar. Yani yaşanılanı kesintiye uğratıp hemen geçmişe bir parantez açıyor. Geçmişten bir şeyler bahsediyor. Sonra tekrar romanını yazmaya devam ediyor. İşte o anı anlatmaya devam ediyor. Veya zamanda atlama yapıyor. Bu şekilde karışık zaman dilimleri söz konusu. Yine çeşitli metin türleri iç içe girebilir. Bunda daha çok işte parodi, pastiş gibi tekniklerle yapabilirler. Yine roman kişileri başka romanların kahramanlarıyla konuşturulur veya kurgu içinde başka eserlere gönderme yapılabilir. Buna da biz metinler arasılık diyoruz. Parodi, pastiş, ironi, kolaj, montaj gibi teknikler kullanılıyor. Parodi dediğimiz şey nedir? Metnin, başka bir metnin konusunu yazar eserinde örnekleyebilir. Yani onu taklit edebilir. Veya işte üslubunu taklit etmek istiyorsa biz buna pastiş tekniği diyoruz. İronilerden yararlanabilir veya işte başka metin türlerini bir araya getirebilir veya metin türlerinden parçalar alabilir. Bunlardan da işte bunları da kolaj, montaj gibi teknikler diyoruz. Yine bakış açıları da iç içedir. Mesela metin türleri gibi bakış açıları da iç içedir. Hani birinci tekil ağız ve üçüncü tekil ağız normalde sadece birini kullanır yazarlar. Ama buradaki sanatçılarımız bunları iç içe geçirebiliyorlar. Yani onu iç içe geçirmeyi önemsiyorlar. Mesela Orhan Pamuk'un Sessiz Ev adlı eserinde 5 ayrı anlatıcının gözünden roman oluşturulmuş. Evet, bununla birlikte son bir şey eklemek istiyorum. Postmodern romanlarda metnin tek doğru ve mutlak bir yorumu yoktur. Okur sayısı kadar yorumu vardır. Yani metni aslında okur oluşturur. Bu yüzden okur oluşturduğu gibi okur sonlandırır. Bu yüzden işte okur sayısı kadar aslında metin vardır postmodern romanlarda. Metinler de genellikle okurun yaratıcı olmasını ister. Yani son her zaman okur tarafından yazılıyor veya roman okurun düşünceleri etrafında aslında var oluyor diyebiliriz. Evet, bu videomuzda bunlardan bahsettikten sonra diğer videomuzda da hemen postmodern ve modern türdeki Türk edebiyatında var olan eserlerden bahsedeceğiz. Evet, şimdilik hoşça kalın.